Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizler için bu renklerimle çok farklı, harika bir örgü modelinin yapımını anlatacağım. Çok heyecanlıyım çünkü modelim çok güzel arkadaşlar. Şimdi bu model için hanımlar en az iki rengi ihtiyacımız var. Çünkü model kendini ancak öyle belli eder. Düz renkle de yapabilirsiniz ama ben şöyle rengarenk bebe yünleri tercih ettim. Bu renkleri uyumlandırdım. Bakalım beğenecek misiniz? Çünkü arkadaşlar benim için renk kombini çok önemli. Renkleri güzel kombinlediğiniz zaman çok kolay çok basit bir model bile çok güzel gözükür. Şimdi bakın şöyle renklerim var. İplerimin bebe yünü arkadaşlar. Ee, hazırsanız başlamak istiyorum ben her zaman iki buçuk milimetrelik tığ ile örüyorum genelde iplerin bebeğin olduğu için sizler de bu modeli artık çantamı yapacaksınız kırlent mi yelek mi battaniye mi yatak ördüsü mü ona göre ipinizi seçin her türlü ipe olur hazırsanız başlayalım. Şimdi başlangıç için ben beyaz ipimi alıyorum bir tabanı kuracağım arkadaşlar modele geçmeden önce bir tabanı kuralım zincirimizi çekelim modelimizi oluşturalım. Bir tane sıkılama zincirimi yaptım. Üzerine arkadaşlar uzunca bir zincir çekeceksiniz. Yapacağınız şey boyutunda ölçüp zincirinizi çekebilirsiniz. Model 11 ve 11'in katlarından oluşuyor ama zinciri değil de birinci sırada yapacağımız trabzanları saymanızı tavsiye ederim. Çünkü orada daha net olur. Zincirle belli olmaz arkadaşlar. Birinci sıra sonunda kaç tane zincir pardon kaç trabzanla başlayacağınıza karar verirsiniz. Şöyle 11 11 sayarsanız trabzanları sayıyı ona göre belirlersiniz. Şimdi ben şöyle bir miktar zincir çektim. Bakın şöyle zincirimi kurdum arkadaşlar. Başını bir kez doluyorum. Birinci sırama trabzan olarak başlıyorum. 1 2 3 4. zincirden girdim. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. Başını doladım. Yanındaki zincire girdim. İkili trabzan yapıyorum. Başını bir kez aldım. Bir sonraki zincire girdim. ikili trabzan. Bakın bu şekilde trabzanımı kurdum. Tekrar başını bir kez alıyorum. Şöyle ikili trabzanımı kuruyorum. Bu sıra boyunca sıramın sonuna kadar böyle ikili trabzanımı kuracağım. Bakın bir kez doladım. Yanındaki zincire girdim. ikili trabzan. Bir kez doladım. Yanındaki zincire girdim. ikili trabzan. Şimdi ben bunu sıramın sonuna kadar yapayım arkadaşlar. Siz de yapın. Sıra sonunda görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Şöyle bir sıra sadece trabzanlardan oluşan bir sıra yaptım. Burada toplamda 33 tane var. Baştan itibaren saydım 11, 11, 11 olarak saydım. 33 tane ilmek var. 11 ve 11'in katları olacak şekilde arkadaşlar burada trabzan olması lazım. Sayarken de şöyle sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bitti. Bu bir, bir model. Buradan bir tane model çıkıyor. Tekrardan sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. O şekilde sayabilirsiniz. Şimdi döneceğim arkadaşlar. Bir zincirle diğer tarafa döndüm. Şimdi burada birinci zincir, trabzan boşluğundan girip batıyorum. 1, 2. Bu şekilde sol başa kadar sık iğneyle dönüyorum. Sol başa gelince de renk geçişi yapacağım. Modele geçeceğim artık. Ee, bu ilk iki sıramız bir sıra trabzan bir sırada şu an yaptığım gibi sık iğne ile oluşacak. Bakın şuradaki boşluklardan gireceğiz. Bu şekilde sık iğneler yapacağız. Arkadaşlar bunu ben sıramın başına kadar yapıp hemen geliyorum. Evet şimdi bir sıra sık iğnesi ile başa kadar geldim. Baş kısma geldiğim zaman mavi rengimle arkadaşlar yani diğer rengimizde sizde hangi renkle devam edecekseniz. Şöyle renk geçişimi yapıyorum. Bakın şöyle son ilmeği zincir çekmeden kaydırdım ilmeğimi. Şöyle bir tane zincir çekip diğer tarafına dönüyorum. Şu iki tanesini de arkadaşlar sonrasında ilmekleri aralarda saklarsınız ya da battaniye yapacaksanız kenar oyası yaparken kaybolur. Şimdi burada birinci sık iğne boşluğuna batıyorum. O benim kenarım oluyor. Bu bir. İkincisine batıyorum. 2 i̇ki, 3 Şöyle 4. Devam ediyorum. 5. Şöyle içeri doğru 5 tane sık iğnesi yaptım arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 tane sık iğnesiyle içeri girdim. Şimdi burada modeli kuracağım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekeceğim 12 tane. 7 8 9 10 11 12. Bakın 12 tane bu şekilde zincirimi çektim. Hemen buraya arkadaşlar fıstık yapıyorum. Nasıl olduğunu göstereceğim. Tutuyorum bu şekilde. İlk ilmeği azıcık uzattım. Zincirimin altından ilmek çektim. Dibinde zincir yaptım. Bakın bu şekilde tığımda ilmek biriktireceğim. 3 oldu. Tığ oyasında buna fıstık tekniği derler. Buraya toplamda 20 tane ya da 18-20 arasında buraya böyle Ilmek toplayacağız. Bakın bu şekilde. Sayalım: 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın şöyle. 13, 14. Bakın altından girdim. Şöyle. 15, 16, 17, 18. 19 20 şöyle 20 tane bakın tığıma da sığmayabilir 20 tane biriktirdim şimdi bu 20 taneyi arkadaşlar hepsini tek seferde çekeceğim ilmek alıyorum elime şöyle içinden tek seferde geçirdim bakın şöyle bir görüntü oluşacak geçirdikten sonra şöyle bağlıyorum ve bunu Dibindeki sık iğnenin şu iki telinden girdim. Sonra bir de yanındaki sık iğneden girip ilmek kalıyor. Ay çok özür dilerim. Girdikten sonra buradan ilmek çıkardım. Bağlamıyorum. İki tanesi kalıyor. Yanındaki sık iğneden de giriyorum. Toplam tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini birlikte aynı anda çekip sıkılıyorum çıkartıyorum. Şimdi yanındaki sık iğneye battım 1. Yanındaki sık iğneye battım 2. 3 4 5 Devam ediyorum bakın. 5 tane oldu. 6 7 8 9 ve 10. Bakın şöyle 10 tane sık iğnemi yaptım. Bu model bu şekilde geriye doğru gelecek zaten. Şimdi 10 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane zincirimi çektim, aynısından yapıyorum. Tutuyorum ilk ilmeğimi altından zincir çektim. 1, pardon 2. İlk ilmeği de saydım. Şöyle biraz küçük yapıyorum. 4, şöyle 5, 6. Altı. Bakın altından girdim, ilmek aldım. 7. Bakın şöyle tığımda ilmeklerimi biriktiriyorum. 7. 8. Şöyle 9 10 11 12 13 14 15 16 bakın altından girdim dibinde şöyle zincir çektim 18 19 ve 20 şu da 20 bakın tığımda bu şekilde biriktiriyorum. Hepsini tek seferde ilmek alıp bakın şöyle içinden geçiyorum. Evet içinden geçtim arkadaşlar. Bu şekilde bağladım. Şöyle güzelce. Şimdi dibindeki bu sık iğnenin en sonki bu sık iğnenin iki telinden girdim. Tığımı geçirdim. Bir tane ilmek aldım. Tığımda iki tane ilmek oldu. Bir de yanındaki sık iğneden giriyorum. Buraya şöyle bağlıyorum. Şimdi bundan sonra sayacağım. 1 2 10 tane sık iğne boyunca ilerleyeceğim. 11incisine modeli kuracağım arkadaşlar. Şöyle batıyorum. 3 4 5 6 7 pardon. 8 oluyor bu yanlış saydım. 9 10. Şimdi arkadaşlar bu şekilde aynı burada yaptığım gibi buraya da aynı modelden kuracağım. Ben bunu kurayım sonra dönüşte görüşelim. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşacak. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben bu sonuncusunu da yaptım. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Sıra başına kadar geldim. Şimdi burada dönüşü göstereceğim. Dönüşler trabzan olacak. 3 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Arka yüzüne döndüm. Şimdi bu modellerin yani bunların şöyle öne doğru yatık olması gerekiyor. Nasıl yapacağız o yatık halinde onu göstereceğim. Önce şuradaki trabzanları bir yapıyorum. Bakın şuradaki sık iğnelere sırasıyla trabzan yapıyorum. Normalde burada aslında 5 tane sık iğnesi olması lazım ama yanlış saydığım için 4 tane olmuş. Şimdi modele geldim. Modelde nasıl yapacağız? Bakın. Başını bir kez doladım. Modelin altına giren bir tane sık iğne var sadece. Bakın şu. Sıradaki bunun içinden girdim. Bir de bu tam ortadan giriyorum. Böylece model yatık oluyor ve kalkmıyor yukarı. Eğer onu ortadan girmeyi unutursanız modelimiz böyle yukarıda bu şekilde kalır ve hiç güzel durmaz. Başını doladım bakın. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Bakın şuraya. Tekrar doladım. Yanındakine batıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar doladım. Yanındakine batıyorum. Tekrar doladım. Yanındakine batıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci modele gelince de göstereceğim. Şu aradaki trabzanları, sık iğneleri trabzanlarımızı yapalım. Şöyle. Tekrar modele gelince ben size modelin altındaki sık iğneyi nasıl yapacağınızı bir kere daha göstereceğim. Bakın şurada karışıklık yapmayın. Orayı böyle güzelce sayın. Yani göz hizasıyla Güzelce Her sık iğnenin üzerine trabzanı kurun. Şimdi bakın modele geldik. Başını doluyorum. Şu sık iğneden giriyorum. Bir de şu modelin ortasından giriyorum. Zaten hizasına denk geliyor bu şekilde. Şöyle girdim. Buradan ikili trabzan çıkartıyorum model böyle duruyor arkadaşlar. Bakın. Tabi şu anda elimden dolayı. Evet. Bu şekilde duruyor. Kalkmıyor yukarı doğru. Modeli yaptıkça oturuyor. Videonun sonunda zaten modeli hep beraber gördüğünüzü anlayacaksınız. Devam ediyorum. Başını doladım. Sıradaki sık iğneye girdim. Trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Sıradaki sık iğne. Arkadaşlar şu ara kısmı ve sonraki motifi de ben bir yapayım. Bir sonraki sırada modeli kaydıracağız diğer renkli onu göstereceğim. Ben şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir sıra şöyle sıranın başına kadar trabzanlarımla geldim. Sıra başında bırakıyorum bu rengimi. İsterseniz beyazla devam edersiniz ama ben şöyle renklilik olsun. Sizde de gözünüze hitap etsin diye patlıcan morumla devam edeceğim. Şöyle kenarda renk geçişimi sağladım. Üzerine bir tane zincir çekiyorum ve ön kısmına geldim. Ön kısmına geldiğim zaman bakın zaten modelimiz bu şekilde görünmeye başladı. Şöyle gösterelim. Şimdi burada modeli kaydıracağız. Şu orta kısımlara kuracağız modeli. O yüzden içeri doğru 10 tane sık iğne ile giriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın bu da 10. Zaten 10 tam ortasına denk gelmesi lazım. Ona göre ayarlandı arkadaşlar. Şimdi burada şöyle modeli tam orta kısma şu iki kısma kuracağım. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane zincirimi çektim. Burada yine fıstık yapıyorum. Altından girdim. Dibinde zincir çekiyorum. Altından girdim. Dibinde zincir çekiyorum. Altından girdim, dibinde zincir çekiyorum. Tığımda böyle ilmeklerimi biriktiriyorum ben. Toplamda 18 ila 20 tane. Aslında ben saymakla uğraşamam diyorsanız da tığınız dolana kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmayın boyunu. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Şu an ben de saymıyorum. Şöyle hızlıca. Sizlere göstermek, anlatmak için. Evet bakın burada 20 tane vardır. Çünkü daha önce de yaptığım için elim alıştı. Şimdi bunu ben şöyle tek seferde toplayayım. Tığınız içeride takılmadan hızlıca çektiğinizde topla rahatça toplarsınız arkadaşlar. Bakın modeli topladım. Hemen modelde bakın dibindeki şu son sık iğne var ya. Onun şöyle iki telinden giriyorum önden ilmek çekiyorum şöyle iki tane ilmeğin takımda kaldı bakın bir iki bir de yanındaki sık iğneden alıyorum üç tane oldu hepsini tek seferde çektim şimdi sıradan devam ediyorum 1 2 3 4 5 10 tane yapacağım 6 7 8 9 10 tam ortada mı diye kontrol etmek için de şu iki tarafın arasında 10 tane olması lazım. 5 buradan 5 buradan da sayarsanız arkadaşlar onu da tam ortaya denk getirebilirsiniz. Bakın model oluşmaya başladı. Şimdi bu sıramı tamamladım. Bakın burada iki tane modelimiz tamamlandı. Üst sırayı yaptığımız zaman bunlar bu şekilde geriye doğru arkadaşlar öne doğru pardon yerleşmiş olacak. Aralara girmiş olacak. Şimdi bir üst sırayı hemencik yapalım. Ne yapıyorduk sıra sonunda? Üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Arka tarafına döndüm. Bu sıramızda arkadaşlar başını bir kez doluyoruz. Şöyle ışığımı ayarlayayım. Birinci sık iğneye değil yanındaki sık iğneden girdim. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. Yine ikili trabzan. Başını doladım. İkili trabzan. Başını doladım. İkili trabzan. Şimdi bu modele kadar ben ikili trabzanımı kuracağım arkadaşlar. Başını doladım. Yanındaki trabzan'a batıyorum, ikili trabzan başını doladım, ikili trabzan. Bu şekilde sıra başına kadar modelimi kurmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar modele geldiğimiz zaman ne yapıyorduk? Bir kez doluyorum. Bakın şu modelin altına bir tane sık iğne giriyor, sadece bir tane. Bu sık iğnenin içinden giriyorum, bir de şu tam ortasından giriyorum, yatırıyorum modeli, üzerine ikili trabzan kurdum, başını doladım. Yanındaki sık iğne boşluğuna battım. İkili trabzan kurdum. Yine bu şekilde yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum. Aynısını da buraya yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu sıra başına kadar yapayım. Zaten yaptığım modelim de bu şekilde öne doğru yatmış oldu. Sıra başına kadar bunu yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar sıra başına kadar trabzanları yaparak geçtim. Renk geçişimi yapıyorum. Şöyle beyaz ipimi alayım. Patlıcan morunu bırakacağım. Şöyle bir tane zincir çekip ön yüzüne geldim. Bakın modelimiz aslında bu kadar arkadaşlar. Şöyle düzenlediğimiz zaman model kaydırmalı devam ediyor. Şimdiki sıradaki modelimizi bunun hizasına kuracağız. Yani bir buraya bir buraya şeklinde ilerliyor. Onu da hemen yapıp bitireceğim arkadaşlar. Video uzun oldu biliyorum. Zor olduğu için değil. detaylı anlatmaya çalıştığım için birazcık uzun oldu videomuz. 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın şuraya. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekip tam bunun hizasına modeli kuracağım arkadaşlar. Burada bırakacağım. Çünkü model bunun tekrarı her sırada bir buraya bir buraya bir buraya şeklinde ilerliyor. Bunun sırasında burada olacak. Aralarda da arkadaşlar bir üst sırada denk gelecek. Şimdi ben size modelin tamamlanmış halini bir göstereyim. Evet hanımlar şöyle modeli ördüm hemen karşınıza geldim. Bakın çıkan desenimize şöyle bir bakalım. Renklerin uyumu ve desen hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yoruma rica ediyorum. Vaktiniz varsa bir tane yorum atmadan Geçmeyin çünkü arkadaşlar burada gerçekten sizlerin beğenmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sizin gözünüze hitap eden modeller yapmaya çalışıyorum. Renkleri de yine o şekilde uydurmaya çalışıyorum. Bu renkleri kendim seçtim. Bu şekilde beğendim. İnşallah sizde beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de renk tavsiyesi alabilirim aşağıda. Çünkü bir modeli model yapan arkadaşlar. Renklerdir ne kadar güzel olursa olsun model eğer renkler güzel değilse modeli göstermez. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu modelimizin önü bu şekilde. Arkası bakın dümdüz. Hiçbir şekilde astar istemez. Bundan çok güzel battaniyeler, çantalar, yelekler böyle bebekler için takımlar örebilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da gayet kolay ama zor gibi duruyor, gösterişli duruyor. Evet, e, aşağıda yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abone olmanız için şurada kırmızı butona basmanız yeterli ve abone olduktan sonra çıkan bildirim ziline de tümü yazısına tıklarsanız, bütün yüklemiş olduğum yeni videolar sizin telefonunuza bildirim olarak gelir. E, ve bu videomu da emeğime destek olmak için şurada bir beğeni butonu var, like butonu. Ona basarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. E, çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için kendinize çok iyi bakın bir sonraki örgü modeli videoları için takipte kalın hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın.